Şimdi Nietzsche diyor ki derisini değiştirmeyen yılanlar ölmeye mahkumdur. Aynı şekilde bunu insanlar için söylüyor. Düşüncesini değiştirmeyen zihinler de ölmeye mahkumdur. Buna katılıyor musun Nietzsche'nin bu sözüne? Ama şimdi böyle determinist bir yaklaşıma katılmıyorum. Bu şu demek, insan ve burada yılandan örnek vermiş Nietzsche. Yılanların hepsi derisini değiştirmekle mükellef, yani o bunların doğası. İnsanın doğası da zaten gerek düşüncelerinde olsun, gerek doğduğu andan gelişim sürecinde, yani çocukluk, ergenlik, orta yaş, yaşlılık, hem fiziksel hem de buna bağlı olarak ya da çevresel bir takım şeylere bağlı olarak düşüncesinin değişmesi kaçınılmaz. Bu şeye de bağlı, şartlara da bağlı. Ama bu determinist bir yaklaşım değil. Öyle şeyler var ki, Nietzsche bir miktar burada şeyi de, metafiziği de kastediyor. Metafiziksel olarak da değişimi kastediyor. Yani buradan metafiziğin teolojik kısmında, Tanrı kavramı konusunda da insanların değişmesi gerektiğini, yani Tanrı inancına çok uzak baktığı için değişimin bir kısmını da böyle algılıyor. Şimdi değişimin o kısmını biliyorsun, Tanrı inancı belki de değişmeyecek tek şey. Ahlak... Niye değişmeyecek tek şey? Değişir. Değişebilir. Bazı kişiler için değişmeyecek. Yani şey gibi, bu bir takım tutmak gibi. O zaman ölmeye mahkum mu? Nietzsche'nin burada söylediği ölmeye mahkum olmak. Onun için dedim ya, bu determinizme karşıyım diye. Tabii ki ölmeye mahkum falan değilsin. Yani işte kültürel seviyede düşündüğün takdirde cahil dediğimiz ya da ümmi dediğimiz ya da okuma yazma bilmeyen dediğimiz insanlar pek de o kadar öyle değişmiyorlar. Yani hemen hemen hiç değişmiyorlar. Hint felsefesine baktığında ya da birazcık Hint mistizmine baktığında bunların pek öyle değişeyim, şunu yapayım, bunu yapayım gibi hiçbir kaygıları yok. Sadece yapmaya çalıştıkları ya da yaşamaya çalıştıkları şey daha stabil, daha durağan bir yaşam. Şimdi şeyde, düşüncelerin değişmesinde ya da zihnin değişmesinde çevresel faktörler çok çok önemli. Modern dediğimiz bugünkü insanlara baktığında hiçbir gün aynı şeyi yaşamıyorlar. Her gün daha farklı şeyleri yaşıyorlar. Peki, bununla ilgili dün konuşmuştuk da, düşünmek nedir peki? Yani düşünmek nedir? Yani sen dün bana sormuştun, Emel, günde ne kadar, günde ne kadar düşünüyorsun diye. Ben de o sayısı yok demiştim. Sen de öyle değil demiştin. Yani düşünmek belirli bir amaca mı hizmet etmek? Şimdi şöyle, burada bir miktar sana bu sorumda Heidegger'in şeyi var, etkisi var. Heidegger varlığın temeline düşünceyi koyar. Hatta onun Dasein'i varlığı düşünce üzerine kuruludur. Şimdi insan şöyle söyleyeyim sana, varlığını düşünerek dil yardımıyla, dil yoluyla ifade eder. Şimdi hadi gelin bu şeyi. Onun üzerine bir miktar tefekkür yaptıktan sonra aklıma şöyle bir şey geldi. Şunu düşünmek geldi daha doğrusu. Standart bir insan, normal bir insan günlük yaşamında ne kadar düşünüyor? Bunu, her şeyi düşünüyor. İşte bak, her şeyi düşündüğünü zannediyor. Heidegger'e burada katılıyorum ben. Düşündüğünü zannediyor. Günlük yaşantımızdaki pek çok şey alışkanlıklarımızı yapmakla geçiyor. Mesela düşünceye çok da fazla ihtiyaç duymuyoruz. Mesela işe gideceğim. İşe nasıl gideceğim? İşte sabah kalkacağım, kahvaltımı yapacağım, arabaya bineceğim, işte şu yoldan gideceğim, işe gideceğim, masama oturacağım falan. Hiçbir tane düşünce yok.
Belki arada trafik çok sıkışıksa ya hangi yoldan gitsem, farklı bir yoldan mı gitsem diye eğer 3-5 dakika tefekkür yaptıysan o. Şimdi modern çağ zaten düşünmeni istemiyor. Modern kapitalizmin düşünen insana ihtiyacı yok. Bak şöyle Yani düşün. akşam mesela ne yiyeyim? Akşam yemek yemek bir alışkanlık. Alışkanlık, düşünecek bir şey yok. Akşam yemek yiyeceğim. Tamam ama yemek ne yemek yiyeceğim diye kafa yormak düşünce. Kafa yorarsan düşünce. Ama hiç kafa yormadan akşam giderim işte şuraya bir hamburger yerim, bir kola içerim diyorsan bunu da düşünmedin. Alışkanlığını yerine getirdin. Düşünmeye başladığında ki Heidegger'de burada çok katılıyorum. Düşünmeye başladığında daha derinden, daha özlü düşünceye geçiyorsun. Ve Heidegger burada şunu söylüyor. Günlük yaşamda düşünmüyorsunuz. Ama özlü düşünce, onun terimidir bu. Özlü düşünce insanın varlığını düşünmesidir. Hadi ben sana sorayım. İnsan varlığını ya da ben neden varımı hiç düşünüyor mu? Yani düşünenler vardır ama çok az. Yani. Bunlara da zaten filozof deniyor. Evet. Şimdi varlığını düşünmeye başlayan insan özüne geçiyor. Ondan sonra ihtiyaçları, belirlemeleri, her şeyi kendisi seçmeye başlıyor. Bak şöyle düşün, neden uluslararası markalara bu kadar yoğun talep var? Onlar neden onlar düşünüyor mu? Biz mi düşünüyoruz? Ay sen düşünmeden alıyorsun. Mesela şey vermeyelim. Bir marka o kadar popüler ki ayakkabı ihtiyacın olduğunda ilk önce ona bakıyorsun. Orada şunu hiç düşünmüyorsun. Bu ayakkabı beni rahat ettirecek mi? Daha rahat yürüyecek miyim? Baktığımız tek şey var orada. Anladım. O marka ve o markayla yolda yürüyebilmek, o da işin ego kısmı. Şimdi Anladım. Kapitalizmin istediği de bu zaten. tabii ki. Şimdi eğer bir ayakkabı almak için düşünmeklik noktasına gelirsen Her şey için düşünürsün. 3 günde düşünürsün. Bir sefer şunu düşünürsün, fiyatını düşünürsün, o paranın nasıl kazanılacağını düşünürsün, o parayı kazanmak için kaç saat çalışman gerektiğini, bunun için neleri feda etmen gerektiğini düşünür, düşünür, düşünürsün, sonunda almaktan vazgeçersin. Veya kafayı yersin. Hayır, almaktan vazgeçersin ve şunu dersin, bir Peki ayakkabı için bu değmez. ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde neden düşünen adam var böyle? O bana sorarsan ironi. Yani Yani çok düşünmekten mi öyle olmuşlar? kafayı yemiş şeyi o. İroni. Şimdi burada tabii şu da var. Neyi düşündüğün de çok önemli. Bu tür duruma genellikle metafiziğin teoloji kısmında çok fazla yoğunlaşanlar şey oluyor. Biraz sıkıntıya düşüyorlar. Çünkü o alan, ya ben şöyle söyleyeyim, buradan dostlara, bu video olacak galiba, buradan dostlara şunu söyleyeyim, bir Nietzsche'nin kitabını alsınlar, böyle buyurdu Zerdüştü alsınlar, bir Heidegger'in, o da 20. yüzyıl filozoflarından, Heidegger'in kitabını alsınlar, okusunlar, en fazla 10 sayfa okuyabilecekler. İkisini de mi? İkisini de. Ya da daha karmaşık pek çok şey var, filozof var. Şimdi o nesil filozoflar anlaşılmak, çok da anlaşılmak istemiyorlar. Ya ben öyle diyorum. Şimdi benim de en çok karşısında durmaya çalıştığım şey bu. Beni insanlar anlayabilmeli. Hem de en kolay şekilde anlayabilmeli. Şimdi Bu düşünceyi hay nasıl etkiler? hı? Bu düşünceyi nasıl etkiler ki? Yani konumuz düşünce ya çünkü. Emel, bu bir labirent. Yani şimdi derinine inmeye başladığında, daha da derinine inmeye başladığında varlık olarak seni içine çekiyor.
Ve düşünsel olarak seni içine çekmeye başlıyor. Pek... O zaman Nietzsche'nin şu şeyi tam tersi gibi oluyor. Yani insanlar için söylediği kısmı söylüyorum, yılanlar için değil de düşünmeyen bir zihin ölüme mahkumdur. Tam tersi o zaman, yani çok düşünmeye başladığında biraz ölüme mahkum gibi oluyorsun. Ya katılıyorum sana. Şimdi şöyle, ben değişim kısmını söylüyorum. Nietzsche antik Yunan'dan bir tek Herakleitos'u sever, Herakleitos'a katılır. Herakleitos'un da zaten şeyi, kuramı değişim üzerinedir. O yıllar önce bunu söylemiş, değişmeyen tek şey değişimin kendisi diye. İşte aynı nehirde iki kere yıkanamazsınız diye. Buna baktığında Herakleitos'ta tam bir determinizm var. Her şey değişmek zorunda diyor. Şimdi böyle düşündüğünde düşünce de değişiyor. Ha, kimi de büyük değişikliklere sebebiyet veriyor. Kimin de ise parça parça değişiyor. Şöyle düşündüğünde, burada kavram yerine oturuyor. Şöyle düşündüğünde, bir 5 sene önceki, herkes bunu düşünebilir. Bir 5 sene önceki benle şimdiki ben aynı mıyız? Düşünce anlamında da olabilir bu, fiziksel anlamda da olabilir, çevresel anlamda da olabilir, her anlamda olabilir. Şimdi eğer bir şeyler değişmişse bu düşüncemiz sayesinde değişmiş. Biz değiştirmek istemişiz çevremizi ya da görünüşümüzü, ki artık bu da mümkün biliyorsun, görünüşümüzü değiştirmek istemişiz. Bunu düşünmüşüz, tamam mı? Şimdi burada ben Heidegger'in şu şeyine katılmıyorum mesela. Varlığın temeli düşünmektir. Şimdi bu bizim şey artık, tarçın. O da medyatik oldu. Bu filozoflar, bu dönem filozofları tamamen doğadan uzaklar. Şimdi bunu aslında en güzel ya da en iyi sen biliyorsun. Bir kedileri, bir kuşları, bir tavukları, bir şeyin dediği gibi yılanları işte belgesellerden şuradan buradan izlediğinde, takip ettiğinde belki düşünce değil ama ona yakın pek çok şeyleri var bu canlıların. Evet, ben bazen tereddütte kalıyorum, bunlar düşünüyor mu diye. Yani hakikaten tereddütte kalıyorsun. Çünkü bak şu anda yemek istiyor. Bunun derdi yemek. Ve bunu ifade ediyor, anlatıyor. Ha, burada düşünüyor diyemeyiz belki. Düşünüyor diyemeyiz. Ama yemek Ama yemeyi düşünüyor. ihtiyacını ifade ediyor. Şimdi bu da bir ifade şekli. Ha, insan kadar mı? Tabii ki değil. Yani insan en gelişmişi. Düşüncelerimiz değişecek. Ama şeyin dediği gibi, Nietzsche'nin dediği gibi, düşüncelerimiz Nietzsche'nin dediği doğrultuda değişmezse varlıkta yokluk falan meseleleri yok, o kadar değil yani, kimse işi o kadar abartmasın. Ama şunu ben toparlıyorum, şunu ben tüm dostlarıma tavsiye ediyorum. Ben yaklaşık 15 yıldır yapıyorum bunu. Düşüncenizi bir miktar kendinize, yani kendinizi bir obje gibi karşınıza alıp kendinize döndürün. Bunu yaptığınız takdirde, bu bir öz eleştiri de olabilir. Bunu notlandırabilirsiniz. Bunu yapıp tamamladığınız takdirde artık kendinizi tanıyorsunuz. O meşhur sözü yerine getirdiniz. Ondan sonra da Jean-Paul Sartre'ın dediğini teklif ediyorum. Artık kendimi tanıyorum. Seçtiklerimi, sevdiklerimi, her şeyi biliyorum. Tamam mı? Bundan sonra, ki bundan sonra herkes için değişecek. Bu 30 olur, 40 olur, 50 olur, 70 olur. Bundan sonra seçimlerimi hiçbir şeyden etkilenmeden, medyadan, komşumdan, annemden, babamdan, hiç kimseden etkilenmeden artık kendim seçeceğim. Bunu yaptıkları takdirde bunun sonucunda yaşayacakları şey korkunç bir özgürlük. Herkese selam, sevgi, saygı. Teşekkür ederiz.